Uzaklar'da geçen hafta. Afrika anakarası ile bağlantılarını kesen Uzaklar 2, geçen hafta İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'ndan Graciosa'ya ulaşmış ve demirleyerek burada zaman geçirmişlerdi. Fakat uzun Atlantik geçişi öncesinde çeşitli onarım ve ikmaller için olanakların daha zengin olduğu bir limana gereksinim duyan Uzaklar 2 ekibi istemeden de olsa Graciosa'dan ayrılmak zorunda kalmıştı. Atasoy ve Karasu, şimdi Kanaryaların adı üstünde büyük adası Gran Canaria'nın Las Palmas kentine doğru yol alıyor. Uzaklar 2, Afrika anakarasına sadece 50 mil mesafedeki adalar grubu Kanaryaların kuzeyinde bulunan Graciosa'dan 2 Mart 2009'da demir alarak 140 mil kadar güneybatıda yer alan Gran Canaria'ya doğru yol vermişti. Okyanusun iri dalgaları üzerinde rüzgarı geniş açıyla alan tekne sert ve büyük yalpalara düşüyor. Atlas Okyanusu'nun serin ve mavi sularında yol alan Uzaklar 2, her ne kadar Kanarya Adalar grubu içerisinde seyretse de yolunun üzerinde 3000 metreyi aşan derinlikler var. Bu da dalgaların irileşmesine neden oluyor. Uzaklar 2, Bora bulutlarının içine doğru ilerliyor. Boralar kısa süreli yağmurla birlikte şiddetli rüzgar yaratırlar. Bir borayı hasarsız atlatabilmek için içine girmeden önce yelkenleri küçültmek ve düşüp kırılabilecek nesneleri açıkta serbest olarak bırakmamak yeterlidir. Şimdi üstümüzden bir bora geçiyor. Buna squall deniyor ama bora Türkçesi herhalde. Yağmurla birlikte rüzgar fırtına şiddetine çıkıyor. Fakat uzun sürmüyor. Bu böyle 20 dakika ile 2 saat arasında bir sürede geliyor, geçiyor. Biz de zaten yelkenleri küçültmüştük. Ama tedbir olarak göstergelerin üzerine örttük. Kuvvetli yağmur yağdı demin çünkü. Rüzgar 27-28 Mart 7 kuvvete kadar, 7 kuvvetin başlığına kadar çıktı. 30 falan oldu bir ara, 35. Şimdi geçiyor yavaş yavaş. Boralar üzerinden geçerken denizcileri zorlasa da arkalarında seyre uygun kuvvetli rüzgarın yanında çok güzel bir gökyüzü bırakarak deniz hayatını güzelleştiriyorlar. Rüzgarın çok hafif olması zaten beklenen bir şey değil. Bu nedenle yelkenlerini küçültmüş olarak güçlü Atlantik rüzgarının önünde yol alan Uzaklar 2 hedefine doğru gayet hızlı ilerliyor. Uzaklar 2 Graciosa'dan demir aldıktan sonra Lanzarote ve Fuerteventura adalarının arasındaki boğazdan geçerek doğrudan Gran Canaria'ya yol alıyor. Çok hızlı gidiyor. 8-8 Mart yapıyoruz. Yani hava gece yarısından sonra, işte gece yarısından sonra olduğunuz şeyde Las Palmas'ta çok hızlı gidiyoruz. 8.5 Mart'ta. Böyle giderse sabah gün doğmadan önce orada olacağız. Neyse bakalım, orası büyük liman, gireriz herhalde. Sağ salim gidelim de. Rüzgar güçlü olunca Uzaklar 2 uzun su hattı boyu ile Atlantik üzerinde yüksek hızlara ulaşıyor. Seyir planlamaları genellikle ortalama seyir hızlarına göre yapıldığından hızlı gitmek hoş olsa da yeni bir limana sabahın ilk ışıkları yerine karanlıkta girmek genellikle denizcilerin tercih ettiği bir şey değildi. Evet, sabahleyin saat 6:30-7 gibi Gran Canaria'nın Las Palmas limanında demirledik. Epey hızlı bir seyir oldu. 17 saatinden dersen geldik buraya. Saatimiz ortalama saatte 7-7.5 saat yapmışız. Çok iyi bir ortalama. Burası kocaman bir şehir. Sabah girerken yeni aydınlanıyordu. Ona rağmen sokaklarda hızlı otomobiller olarak gözüken araçlar çıkmıştı. Şehirden büyük bir şehirdeyiz. Uzaklar
Uzaklar 2 uzun zaman sonra ilk kez bu kadar işlek ve canlı bir limana giriyor. Ekip burada bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Uzaklar 2'den çok kısa bir süre sonra limana, Atasoy ve Karasu'nun Graciosa adasından komşuları Dutufil teknesi giriyor. Gibi büyük ve iştek bir ticaret limanı içinde bu kadar çok optimisti görmek Atasoy ve Karasu'yu şaşırtıyor. Kanaryaların uluslararası yelken yarışlarında iddialı olduğu anlaşılıyor. Las Palmas'taki yat limanı dünyanın sayılı büyük marinalarından biri. Atlantik'i geçmeden önce çoğu tekne buraya uğrayıp gerekli ikmalleri, bakım ve onarımlarını yapıyor ve gereksinimlerini karşılıyor. Daha ekonomik olması için marinaya girmeden yat limanı dışındaki tonozlara daha uygun fiyata bağlanan Uzaklar 2'de su bidonlarla karadan tekneye taşınarak sağlanıyor. Değirmeni döndüremeyen taşıma su, leğenler dolusu çamaşırın elle yıkanmasını gerektiriyor. Üç makine yıkadık. Daha doğrusu üç makine yıkadım, kollarım çok ağrıdı. Yani makine de fın gelişi diyorsun. Üç leğen yıkadım. Üçer kiloda, 9 kilo çamaşır yıkadım. Üçer leğen, bir leğen 3 kilo falan oluyor. İşte son bir leğende şey kaldı. Beyazlar kaldı. Onları da bir akşamdan suya yatıracağım. Ertesi gün de yıkayacağım. Biraz kollarım dinlensin. Zaten suyumuz da az kaldı. Bidonları dolduralım. Bugün de güneş vardı. O yüzden çamaşır yıkamaya karar verdik ama burası da İzmir havası gibi. Bir an güneş oluyor. Bikinilerle gezme havasına giriyorsunuz. Bir bakıyorsunuz 10 dakika içinde hava kararıyor ve kaban giymek zorunda kalıyorsunuz. Soğuk, serin de esiyor. İlginç bir havası. Las Palmas'ın marinası, Kanaryaların en büyük marinası. Aynı zamanda bu Orta Atlantik'in de çok önemli bir marinalarından bir tanesi. Bunun önemi Avrupa'dan gelip gelen teknelerin büyük bir çoğunluğu Atlantik'e açılmadan önce burada son ihmallerini yapıyorlar, hazırlıklarını yapıyorlar. Ondan sonra Atlantik'e açılıp karşı tarafa, yani Karayiplere, Brezilya'ya veya Güney Afrika'ya doğru yollarına devam ediyorlar. Yani hemen hemen bir teknelerin %99'u neredeyse Akdeniz'den, Avrupa'dan, Kuzey Avrupa'dan gelen teknelerin %99'u burada bir mola veriyor. Burada bir de bir rally düzenleniyor son zannedersem 7-8 senedir. Jim Cornell isimli İngiliz denizcinin düzenlediği Ark Rally'si. Bu Atlantic Rally for Cruisers ismi. Atlantik'i geçme rallisi yelkenciler için, gezici tekneleri için. Geçen sene ilk başladığında ben hatırlıyorum 8-10 tekne vardı. Ama geçen sene tam 900 tekne burada toplanmış ve bu raliyle birlikte Karayiplere doğru yelken basmışlar. O raliye katılan tekneler burada konaklıyorlar bir hafta zannedersin. Startı çünkü burada veriliyor. Ve böyle duvarlara da teknelerin amblemleri işlenmiş. Aralarında bir tür teknesi var. Nilgün ve Ali Gündüz'ün Vagabond teknesi. Biraz sonra göreceğiz. Atlantik adalarında gelenektir. Doğudan batıya gidenler burada Las Palmas Marinası'nın duvarına, batıdan doğuya geçenler ise Azorlar'da Horta'daki marinanın duvarına teknelerinin amblemlerini işlerler. Böyle
böylelikle teknelerden ve ekiplerden marinalara birer anı kalırken denizciler de kendilerinden sonra buraya geleceklere selam vermiş olurlar.